oluyor. Öyle de devam ediyor. Bakalım, sandıklar şu anda Eşref Bey'den Burak Bey'e döndü. Öyle de gözüküyor ve içeriden sesler de geliyor her açıklanan şeylerden sonra. Evet, bu arada Metin Öztürk, Burak Elmas tokalaşıyorlar. Abdurrahim Albayrak, Metin Öztürk artık bu farkın kapanmayacağını Kendisi içeriye ilk buradan girerken, son dakikada salona biz vermiştik girerken burada evet kendimiz yanımızda konuşurken. söylemişti. Şimdi de salondan ayrılıyor Sayın Metin Öztürk. İlk adaylığını açıklayan isimlerden biriydi Güzel Metin Öztürk. güzel tablo. Evet, ilk adaylığını açıklayan isimlerden bir tanesiydi. Çok iyi çalışıyordu. Fakat son haftalara girildiği zaman demek ki orada gitgeller oldu. Hep söylüyorum. Galatasaray'da seçimlerinde son 2-3 günlerde transferler, gitgeller olur. Burada da en çok bunu yaşayan kişi Metin Öztürk oldu. Çok sıkı bir ekiple çalıştı. Geniş bir ekiple çalıştı. Tulum oylar vardı. O beklenen tulum oylarda bölünme oldu. Kendisi de bunun farkında. Ama ben Sayın Metin Öztürk'ün bu işi bırakacağını zannetmiyorum. Olası seçim bir senede mi olur? Normal 3 senede mi olur? Ama bu çalışmasını devam edecektir. Yani burada ben merak ettiğim şey, günlerdir açıklanan projeler vardı. Metin Bey'in belki de yarın Burak Bey ya da Eşref Bey herhangi bir adayı kazanırsa kazanan kişiye elindeki projeleri götüreceğini sözünü vermişti. Bu da bundan sonra gelecek olan yönetimin, teknik heyetin herkesin işini kolaylaştırır. Transferler vardı mesela burada. Yabancı transferler, yerli transferler. Özellikle Hakan Çalhanoğlu ismi çok konuşulmuştu. Parasına kadar. Bunlarla ilgili de herhalde kazanan isimle istişare yapacaklardır. Evet, dostane bir ortam var. Özellikle Sayın Metin Öztürk kongreden ayrılırken, seçim salonundan ayrılırken tüm adayları tek tek tebrik etti. Burak Elmas da şimdi ekranlarınıza geliyor. O da ekibiyle birlikte seçim sürecini takip ediyor. Artık seçimin yarısını geride bıraktık, oyların yarısının sayımını. Kalan sandıklarda 30 sandık var. Bakalım nasıl şekillenecek, kıyasıya bir mücadele var. Kıyasıya mücadele belki de bir 3-5 sandık sonra biraz daha farkı kapatıp sonra açılmaya gidecek. İki taraf da şu anda hem hüsrana hem zafere alışık vaziyette. İki taraf da temkinli davranıyor. Bunu da ifade etmek lazım. Az önce Cemal Özgörke ile konuştum. Sen de Evet. konuştun yayına gelmek derken. Henüz her şey bitmedi. Ve beklenen tablo da buydu zaten yani. O 15 ile 30. arasındaki sandıklar sonucu belirleyecek deniliyordu. Eşref Bey'in divan üyesi olduğu için, divan başkanlığı olduğu için divanın oylarını alması kadar bir şey yok. Çünkü divan başkanlığı yaptı. Tabii. Dolayısıyla o ilk 7-8 sandık tamamen yaşlı üyelere kullandığı oy olduğu için o bölümü eskide bir divan Daha başkanı olduğu için muhafazakar kesimli senin diyebilir ben miyiz? muhafazakar kesimden daha ziyade orada bir dönem divan başkanlığı yaptığı için o divan başkanlığı yapmış olduğundan dolayı divana gelen üye sayıları üyelerin yaş limiti yukarılarda olduğu için o 7. sandığa kadar da en yaşlı üyeler olduğu için oraya gelen oy kullananlar. Bence onun oylarıydı. Daha sonraki genç oyları da bundan sonraki süreçte gösteriyor. Herhalde genç oyları böyle Burak Elmas'a devam edecek gibi gözüküyor. Evet, Metin Öztürk şu an liseden çıkış yapıyor arkadaşlarıyla. Bütün, Vedalaşıyor. hemen hemen bütün ekibi orada. Evet. Gidişat başkanı, ekibindeki olan insanların tamamı kalabalık bir halde çıkıyorlar. Başkan çıkınca tabii ki ekibi de ayrılıyor. Bu tabloyu hep daha önceki seçimlerde de yaşadık, hep görüyoruz. Yani güzel. Evde Burak Bey'i, Eşref Bey'i elini sıkması, başarı dilemesi bunlar Evet. güzel şeyler. İnşallah bu güzellikler seçimden sonra da devam eder. Çok teşekkür ediyoruz Savaş Ben Çoğulu teşekkür değerlendirmeleriniz ederim. için. Şimdi sözü stüdyoya bırakalım. Biz burada seçimin nabzını tutmaya devam edelim. Melike, söz sende. Evet, uzun uzun takip edeceğiz tabii, daha hiçbir şey bitmiş değil ve biz yayını açtığımızda fark ettiyseniz bu zamana gelene kadar pek çok şey değişti. Heyecanlı, hareketli bir seçim süreci oluyor. Oy sayımı devam ediyor. Yine zaman zaman gideceğiz Galatasaray Lisesi'ne. Şimdi gelin gündemden gelişmelere şöyle bir bakalım. Tabii bu gündem öncesinde de devam eden A Milli Futbol takımımızın gündemi var. Euro 2020'de gruptaki son maç İsviçre ile, evet, biraz umutlarımız azaldı ama yarın oynanacak mücadeleden galibiyet alıp en iyi üçüncü olmayı bekleyeceğiz. Çünkü seçimi bir sene vaat etmişti. Normal şartlarda bir Evet. sene vaat edilen seçimde aslında artı olarak yazılması lazımdı hanesine. Fakat o bir seneyi Sayın Metin Güven Öztürk... oyu alacağız Evet, demişti sana. ama o bir seneyi iyi anlatamadı bence Sayın Metin Öztürk. Bir sene ifadesi çok önemli bir ifadeydi. Fakat biz bir sene sonra güven oyu alacağız, 3 sene seçeceğiz, sonra bir güven oyu daha alacağız. Sonra 6 seneden Evet. bahsetmeye başladı. Bu biraz
üyelerinin açıkçası kafasını karıştırdı. Eğer biz bu seçimi bir seneliğine yapacağız demiş olsaydı ki Galatasaray'da bence Burak Bey de ardından hayır biz dedi bir senede katılmıyoruz dedi Sayın Metin Öztürk'e. Biz dedi 3 sene düşünüyoruz bu seçimi dedi. Aynı seçim taktiğini Sayın mesela Mustafa Cengiz seçime girdiği zaman Dursun Özbek ben 3 sene yapacağım demişti. O seçimi o günün şartlarında eğer kim 5 ya da 6 aylık yaparsa seçimi kazanır denilmişti. Gerçekten de çok büyük bir farkla, çok büyük sürprizle seçimi kazanmıştı Sayın Mustafa Cengiz. Ki kazanma ihtimali hiç verilmiyordu. O zamanki strateji tuttu, işe yaradı. Mustafa Cengiz kazanmıştı ama Metin Bey burada bence o konuda kendisini iyi anlatamadı. Çünkü bir senelik seçime gideceğim, 3 sene sonra güven oyu tazeleyeceğim, 1 sene sonra daha güven oyu tazeleyeceğim. Bunun planlamasını yaparken insanlar şunu söyledi. 1 sene, 3 sene sonra bunun garantisi nasıl olacak? Tabii ki iyi şeyler yapması halinde ama günümüzde böyle 3 senelik, 5 senelik program yapabilmek hele ki Galatasaray camiasında çok kolay olmuyor. Bence biraz da bundan etkilendi diye düşünüyorum üyelerin. Şimdi 14. sandık sonunda Sayın Yiğit Şardan 272 oy aldı şu ana kadar ki sonrasında bu rakamın artması bekleniyor Savaş Çorlu. Adnan Polat faktöründen o noktada bahsetmiştik. Yiğit Şardan'ın adaylığını açıklamasının ardından Adnan Polat'ın desteklediği ki uzun zaman sonra başkan adayı olur mu diye düşünürken ilk kez bir desteklediği isimle Adnan burası Polat. Burası biraz aslında... Evet. Geniş açmak lazım çünkü Sayın Adnan Polat 2009 seçimlerinde olaylı seçimde buradan bıraktıktan sonra ilk kez bir seçime oy kullanmaya geldi. Uzun yıllardır istediği bir şey vardı. Ben iadeye itibar istiyorum, evet. Bana haksızlık yapıldı diye. Ve hiçbir toplantıya, genel kurula, divan kurulu toplantılarına hiçbir şekilde katılmadı. Hep uzak kaldı Galatasaray'dan. Fakat Abdurrahim Albayrak, daha önceki mesai arkadaşı, birlikte çalıştığı Yiğit Şardan'ın aday olmasıyla beraber bu desteğini verdi. 3-4 gün önceki toplantıda bizzat gelerek kendi iş yerinde yapılan toplantıda konuşma da yaptı. Oğlunu da Yiğit Şardan'ın listesine vermişti. Fakat Yiğit Şardan'ın açıklamaları Yiğit Şardan'ın son zamanlardaki kıyafetine dahi işte neden kravat takmıyor, işte bu şekilde başkanlık temsil edilmez gibi. Bir de Adnan Polat'ın aşağı yukarı 10 senedir Galatasaray'la o yaşamış olduğu kırgınlık, sert açıklamalar bunlara da geldiği zaman. Abdurrahim Albayrak mevcut yönetimde özellikle son bir sene içindeki yaşamış olduğu sıkıntı, muhalefetle, Fatih Hoca'yla bunları hepsini üste koyduğumuz zaman orada da bir stratejik hata oldu ve günün sonunda yine alınan oylarda onlar da bu seçimi rahat kazandık gözüyle bakıyorlardı. Ben hep daha önce söyledim. 5 başkan adayı da çok iddialıydı ama Adnan Polat, Yiğit Çardan ve Abdurrahim abinin bugünkü sonuçta herhalde günün kaybederlerinden bir tanesi diyebilirim. Bunu çok net bir şekilde. Çünkü 3 tane güçlü figür vardı orada yani. Bir eski başkan. Yiğit Bey eskiden 2 yönetimde bulunmuş. Daha önce Hüseyin Can Aydın'a karşı çok ciddi bir oy almıştı. Yani o zaman 3000'e 2700'dü. Şahane bir listesi vardı. Ama bugün gerek liste, gerek isimler bu listede bu kadar az ay olmaması lazımdı. Orada da herhalde artık öz eleştiri yapacaklar diye düşünüyorum yani. Yiğit Şardan 272 oy aldı. Son başkanlığını açıklayan adaydı Sayın Yiğit Şardan. Metin Öztürk'ün ekibinden büyüklerimizle de konuştuğumuzda eğer Yiğit Şardan aday olmasaydı biz bu kadar az oy almazdık ifadeleri de ön plana çıktı aslında. Ben tam tersini söyleyeyim. Eğer Yiğit Bey aday olmamış olsaydı Burak Elmas'ın şansı şu anda belki de çok daha farklı olurdu. Şu saatteki sandıklarda rakamların Eşref Bey değil de Burak Elmas'ın çok daha üzerinde bir sayıda görebilirdik. Yiğit Bey'in girmesi, Abdurrahim Albayrak'ın Yiğit Bey'in girmesi, Adnan Polat'ın da oraya destek vermesi, aldığı oylar benim tahminim, görüşüm, Hazurun'la yapmış olduğum konuşmalar sanki orada Burak Elmas'tan bir oy aldı. Yoksa Burak Elmas'ın alacağı oy çok daha yukarılarda olabilirdi. O yüzden Sayın Adnan Polat'ın da uzun yıllar sonra gelmesi ama orada Galatasaray üyelerinin kabul etmediği bir şey vardı. Biz ilk açıklamadaki iptal olan seçim öncesi ortaya çıkan 3 başkan adayını kabul ediyoruz. Burada İbrahim Bey de Yiğit Bey de kabul edilemedi. Çünkü Sayın Mustafa Cengiz'in o seçimi iptal etmesi, daha sonra çıkan 2 adayı oy kullanmaya gelen, hatta sosyal medyada çok açık bir şekilde biz 3 ay adayısında tercih yapacağız, bu 2 adayı kabul etmiyoruz diyen çok açık bir şekilde görüş belirten insanlar vardı. Eğer belki burada Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan o süreçte adaylığını koymuş olsalardı listeyi yapıp bugün çok daha farklı bir seçim olabilirdi. Çok net bunu söyleyebiliyorum yani. Çünkü benim aldığım görüşler, insanların burada söyledikleri, sosyal medyada çok net paylaştıkları, bu 2 adayı biz geçersiz sayıyoruz denildi ve 3 aday arasında da baktığın zaman çok net sayılarda da gözüküyor yani. Eşref Bey, Metin Bey ve diğer taraftan da Burak Elmas tarafından 3'ü arasında geçen bir seçim gözüküyor. Birazdan 15.